Hocam Bey, merhabalar tekrar. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Emel Hanım. Öncelikle kendinizden bahseder misiniz bizlere? Tabii ki. Öncelikle bu kısa döneme hızlı bir şekilde böyle bir röportaj sıkıştırdığınız ve beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Emel için ayrıca teşekkürler. Ben Baturalp Özdemir. 2009 dönemi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir ferdi olmuş. İki yaz döneminde iki kısa staj, bir de üçüncü senemin ikinci döneminde bir uzun staj olmak üzere 12 aylık deniz stajını okuldayken tamamlamış. 2013 döneminde de okuldan mezun olup günümüze kadar 7 sene boyunca öncelikle uzak yol vardiya zabiti, ardından da şu anki aktif görevimde olduğum gibi uzak yol birinci zabiti veya bilindiği ismiyle ikinci kaptan olarak çalışan bir denizciyim. İTÜ mezunuyum. Şu anda mezuniyetimden beri çalıştığım Zenit Gemi İşletmeciliği adlı firmada aktif görevime devam etmekteyim. Peki Denizcilik Fakültesi'nde okumaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? Aslında karar verdiğim aşama benim biraz da lise çağlarının ortalarına denk geliyor. O zamanlarda biraz başlangıç kulaktan dolma bilgiler, daha sonrasında araştırma, ardından bir denizciliğin, kaptanlığın cezbedici havasıyla biraz bir merak salmıştım. Ardından bu küçük bir aşama ve başlangıç bilgisi gibi aklımda kaldı. Süreç geçtikten sonra işte biliyorsunuz ki o zamanlar ÖSS zamanıydı. Belli puanlara ulaştığımda puanlarımın bu fakülteye, bu okula yettiğini ve kazanabileceğimi gördüm. Şansıma eski bir arkadaşım benim tercih edeceğim okulumda gemi makine işletme mühendisliği okuyordu. Yani benim için çok büyük bir şans oldu. Onunla konuşup ondan bir güzel bir bilgi almaya başladım. Bir nevi küçük bir mentorluk yapmaya başladı bana. Bir de şansına onun babası da kendisi gibi aynı okuldan mezun. Eski bir kaptan, hatta işte aktif görevde çalışan bir acenteydi. İkisiyle tanışınca, onlar da yönlendirince, işte evet girmem gereken okul burası dedim. Ve işte hayatımı yönlendirecek okulu seçmiş oldum. Çok güzel. Peki öğrencilik yıllarınız Tuzla Kampüsü'nde geçti. Oradaki arkadaşlarınızla, hocalarınızla olan anılarınızdan da biraz bahseder misiniz bizlere? Tabii ki. Öğrencilik çağımız dediğiniz gibi Tuzla Kampüsü'nde, Tuzla Yerleşkesi'nde geçti. 4 senemiz tamamıyla aslında biz ne kadar fikren Maslak'a yakın hissetsek de fiziki olarak çok uzak bir yerde Tuzla'da okuyarak tamamladık. Bizim için hem bir değişik bir tecrübe oldu, hem de ister istemez uzakta olan bir İstanbul ilçesi olarak kendi içimizde kaynaşmamızı da sebep olan bir sisteme sahip olmanın sağladı orada. Bizim okulumuz zaten çok sosyal bir çevre içinde bulunan bir okuldu. Zaten denizcilik sosyallik üzerine kurulu bir sistem. Yani beşeri ilişkiler çok ön planda olan bir sistem ve okul. Burada da aynı zamanda ister istemez biz okul dersleri ve akademik programla uğraşırken ve bunları üzerinde yol kat ederken bir yandan da dostluk ve kardeşlik gibi kavramları çok daha içten yaşamaya başladık. Yani ilginçtir. Ben 3 dönem altımı, 3 dönem üstümü ismen ve yüz olarak ister istemez tanırım. Yani böyle bir sistemimiz vardı okulda. Özellikle kendi dönemimizi at, soyad, memleket, bayağı askeri sistem gibi ezberebilirdik. İşte bunlar bize çok farklı anılar sağladı. Okulda ister istemez öğrenciler daha birinci sınıflığında bazı faaliyetlere yönlendiriliyordu. Mesela su sporları, kulüpleri gibi. İşte bize de ister istemez üst dönemden biraz da teşviğiyle diyelim seçim hakları sunuluyordu. Ben kendi bilgimle de yelken kulübü merakımdan yelken kulübüne geçmeyi seçmiştim. Yelken kulübünde birinci sınıflara verilen adıyla tekne altı derlerdi orada. Öğrencilerin başlangıç seviyesindeki ismi oydu. O şekilde kulübe geçiş yapıp işte başladım. Bu yelken kulübü benim aklımda anılarımda çokça yer tuttu. Çünkü orada çok daha yakın dostluklar geliştirdim. Beraber hala meslekten görüştüğümüz, aynı şirketlerde çalıştığımız arkadaşlarımızla o zamanlarda çok samimi ilişkiler kurmaya başladık. Temellerini attık. Bir de aynı zamanda orada ister istemez öğrenci kapasitesi ve sorumluluklarıyla çok ağır organizasyonlar, yarışlar veya benzer faaliyetlerin
planlamalarını yaptık. Bunlar hem kişiliğimizi geliştirecek şeylerdi hem de aynı zamanda bize yol gösterecek şeylerdi. Onun için herhalde yelken kulübündeki anılarım, oradaki öncelikle tekne altı başlangıç seviyesinde öğrenci olarak başlamam, iki senemde üye seçilmem, ardından iki senemi ikinci döneminde biraz da kulübün özel sektöründen kulüp başkanlığına getirilmem ve ardından aldığım sorumlulukla beraber yaşadıklarım çok ayrıydı. Bir de bahsetmek isterim ki okulda son sınıf öğrencileri biz kabotaj bayramında mezun ederdik. Kabotaj bayramı da 1 Temmuz'a denk geliyordu. Yani normalde bildiğiniz üzere Maslak'ta yaptığımız törenden bir hafta sonrasında biz kendi okulumuzda da bir tören yapardık. O 1 Temmuz kabotaj bayramı töreninde mezun içimiz, abilerimiz, ablalarımız için 1. sınıfın başından itibaren bir boru trompet takımı denen bir organizasyonun parçası olurduk. İşte o boru trompet takımında yaptığımız ve geçirdiğimiz süreç içinde kendi dönemimizde yaşadığımız samimiyet, kurduğumuz güzel ilişkiler ister istemez en çok anılarımı tutan konulardır herhalde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde geçirdiğim zamanlarda. Aslında hem eğitim üssü olarak Tuzla Kampüsü çok hoş, hem simülatörler, hem orada biraz daha farklı, üniformalı bir eğitim alıyorsunuz zannediyorum. Evet, 4 sene boyunca. 4 sene boyunca ve tabii bu disiplinle birlikte hem iş hayatınızda hem de öğrencilik hayatınızda çok daha da başarılı noktalara geliyorsunuz. Evet. Peki siz kaptanlık mesleğiyle ilgili aday öğrenci ve yeni mezunlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şimdi bu süreci efendim size de bahsettiğim gibi seçim aşamasındayken ister istemez kulaktan dolma çok bilgi alıyorsunuz. Evet. Ve ister istemez başarılı bir araştırma haliyle ulaşabileceğiniz kaynakların kısıtlı olmasından dolayı elde edemiyorsunuz. Bundan dolayı bu süreçteyken kişilere öncelikle çok derin araştırma yapmalarını tavsiye ederim. Ve mümkünatı varsa, eğer yapabiliyorlarsa mezun kişilerle irtibata geçmeleri onlara en sağlıklı bilgi almalarını sağlayacaktır. Bir de şöyle bir durum var. Maalesef bu mesleğin zorluğundan dolayı yine pek bilinmeyen konularından dolayı aileler, çevre, arkadaşlar, sevgili, dostlar ister istemez hep diyorlar ki meslek zor, tercih etmemelisin, kesinlikle girmemelisin. Güzel, bunlar tabii ki hep değerlendireceğimiz konulardır. Yine de öncelik kendi kararlarında olması. Yani önce özgün şekilde karar verme, her şeyi dinlemeleri ama sonunda yaşayacakları, hayata sahibi olacakları, kendileri olduklarından dolayı buna sonuna kadar kendi başlarına karar vermelerini tavsiye ederim. Bir de bunu karar verecekken arkadaşlarımızın, genç adayların şunları kazanacağını da unutmaması gerekiyor. Bir kere bizim mesleğimizde iyi tarafları da var. Kazanç konusu ön planda da tutabilir. Bolca kültür tanıma fırsatı her zaman ön planda tutabilir. Dünyayı bir iş imkanı olarak dolaşma, kendini hızlı ve emin adımlarla olgunlaştırıp geliştirme fırsatları da aslında mesleğimizin parçası. Ondan dolayı da tercih yaparken bir nevi terazinin iki tarafına ağırlıkları koyup kendine göre değerlendirmeleri en hassas karar vermelerini sağlayacaktır. BİTÜ mezunu olmanız, kariyerinizdeki yükselişinizde sizlere nasıl katkılar sağladı Batur Alp Bey? Açıkçası çokça katkı sağladı. Sonuçta İstanbul Teknik Üniversitesi her şeyin başında gelen öncülük yapan bir okul ve Denizcilik Fakültesi'nde Türkiye'nin en köklü, en eski, en kuvvetli denizcilik okulu fakülte olmasına rağmen okul olarak değerlendirdiğimiz kısmı. Bizim okulda öğrencinin değişik bir söylemi vardı aslında herkes tarafından neredeyse bilinen. İşte adımız İstanbul Teknik Üniversitesi, soyadımız Yüksek Denizcilik Okulu. Böyle bir söylemimiz var. Belki bu soyad kısmı kulağınıza çalınmıştır, belki duyulmuştur. Belki de hiç bilinmeyen bir şeydir. Soyadımız diye bahsettiğimiz kısım burada Yüksek Denizcilik Okulu. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden daha öncesinde Denizcilik Fakültesi'nin kendi ayakları üstünde durmaya başladığı ve mezun ettiği kaptanlar, baş mühendisler sayesinde Türk denizciliğinin kemikleşmiş altyapısını, iskeletini oluşturduğu eski okulun adı. Şimdi bu ada ve soyada bu piyasada sahip olup bunu taşımak gerçekten benim için bir onur kaynağıydı. Ama aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Çünkü ister istemez size baktıklarında sizi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden biri olarak görüyorlar. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin isterseniz bunu kuvvetli bir okul olarak değerlendirin, isterseniz bunu ağır bir yük olarak değerlendirin. Her zaman taşımanız gereken ağır bir sorumluluk olduğunu unutmamak gerekiyor. Ben bunu hiç unutmadan
kariyer basamaklarında ilerlemeye çalıştım. Kendime göre çizdiğim yolda yukarılara çıkmaya çalıştım. Bu ağırlıkta da bu noktaya kadar iyi gelebildiğimi düşünüyorum. Burada tabii sektörde de İTÜ mezunları çok fazla sayıda bildiğim kadarıyla denizcilik Evet. Sektöründe. Çok Hani bu cemiyetçi bir sektör. onlar da zannediyorum ki hani İTÜ'lüler, İTÜ mezunlarına bir noktada hem aldığı eğitim hem de o gelenekselleşen bu köklü yapıdan dolayı desteklerini sürdürüyorlar. Evet, evet. Yani dediğiniz gibi bir cemiyetleşme, bir camia diyebiliriz. İstanbul Teknik Üniversitesi. Ama aynı zamanda bunu da iki virgül arasına koyalım. Yüksek Denizcilik Okulu camiası zaten getirdiği bir örf adet, bir sistem, bir altyapı vardı. Üzerine de İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber daha da resmileşip daha da uluslararası bir kimliğe sahip oldu. Bununla beraber baktığınızda hem mezunlar bir kemik, bir yapı olarak bir aradılar, hem de aynı zamanda hızlı bir şekilde daha fazla kişiye reklamla, daha fazla kişiye İTÜ kimliğiyle ulaşabilecek duruma geldiler. Bir de güzel tarafı, ilginçtir. Biz bu mezunlar toplantısına katıldığımızda, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunları toplantısına katıldığımızda şunu fark ediyoruz. 80 yaşındaki büyüğümüze bile abi diyoruz. Şimdi dede yaşı diyebileceğimiz, belki amca diyebileceğimiz saygıdan kişilere bile abi diyoruz. Bizim okulumuzun o getirdiği örf adet İstanbul Teknik Üniversitesi'nde daha da sabitleşerek artık Türk denizciliğinde, hatta uluslararası denizcilikte tam olarak yerini koruyacak noktaya gelmiştir. Ondan dolayı da rahat bir şekilde güzel bir ekibin parçası olmanın kıvancını yaşıyorum ben de. Evet, aslında denizcilik sektöründe İTÜ bir ekol olarak hani Evet. her daim anladığım kadarıyla sürdürecek bu statüsünü. Aynen öyle. Şu an dediğiniz gibi başlamış olan şey bizim elimizdeki bayrak. Biz de bir sonraki nesle taşımak için denizlerimize çalışmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Batur Alp Bey katılımınız Ben için. teşekkür Çok ederim. Kıymetli zamanınızı ayırdınız bizlere. Yakın zamanda da bir seyahate yine çıkacaksınız bildiğim kadarıyla Evet. Göreve. Çok teşekkür ediyoruz. 2-3 gün sonra başlıyorum tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Umarım daha güzel günlerde yine mezun olarak sizlere destek sağlayabilirim. Yine bir arada oluruz.